Merhabalar. Bugün kadınların dert yandığı bir konu olan adet düzensizliklerinden bahsetmek istiyorum. Düzenli adet döngüsü, rahim duvarı ve onu düzenleyen hormonların mükemmel uyumu sonucu oluşur. Bu faktörlerde herhangi bir bozulma sıklıkla adet düzensizliğine sebep olur. Adet düzensizlikleri karşımıza farklı şekilde çıkabilir. Bazen adet döngüsünün süresinde bozulma olurken, bazen kanamanın miktarı ve süresinde anormallikler olabilir. Normal adet düzenini öncelikle tanımlayabiliriz. Genelde 28 günde bir adet döngüsü tamamlanır. Ancak 21 ila 35 gün arasında olan döngüleri de normal kabul ediyoruz. Yani her kadın aslında 28 günde bir adet olmak zorunda değildir. Adet kanaması 2-7 gün arasında sürer. 2 günden kısa, 7 günden fazla adet kanamanız oluyorsa bu durumu da anormal kabul ediyoruz. 80 mililitrenin üzerindeki kan kaybı da yine anormal sayılır. Ancak pratikte kanama miktarını ölçmemiz mümkün değildir. Bu nedenle kabaca 2,5 santimden büyük pıhtı geliyorsa, 3 saatten sık pet değiştiriyorsanız yine adet kanamalarınız anormal demektir. Adet düzensizliğinin sebepleri yaş gruplarına göre değişir. Ergenlik döneminde adolesan grupta sıklıkla sebep hormonal dengenin oturmamasıdır. Bu dengenin oturması birkaç yılı bulabilir. Erişkin yaşa geldiğimizde üreme çağındaki kadınlarda cinsel ilişkinin başlamasıyla beraber sebepler gebelik, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, rahim içi araçlar, miyomlar, endometriyal poliplerdir. Bu yaş grubundaki kadınların %10 ila 30'unda adet düzensizliği görebiliriz. Perimenopoz dediğimiz, yani menopozdan hemen öncesi döneme geldiğimizde kadınların %70'inin kadın doğum polikliniğine adet düzensizliği sebebiyle geldiğini görüyoruz. Genç kızlarda olduğu gibi bu gruptaki hastalarda da sebep hormonal dengede olan bozulmalardır. Anormal kanaması olan hastalarda amacımız gebelik ve kanser olmadığından emin olmak, bunları dışlamak, sonrasında uygun tedaviyi sağlamak için altta yatan durumu tespit etmektir. Adet düzeninizin bozuk olduğunu düşünüyorsanız, kanamalarınızda bir anormallik varsa lütfen kadın doğum uzmanına muayene olunuz. Sağlıklı günler dilerim.